Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir pizza yapacağız. Allah izin verirse. Evet, ilk önce 7 su bardağı leğenime un alıyorum. Çok 7 su bardağı unumuzu aldıktan sonra içerisine İki tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Tepeleme iki tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra tepeleme 1,5 tatlı kaşığı da şeker koyduktan sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanıyorum. Siz burada sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bize zeytinyağı tek başına ağır geliyor. O yüzden. Evet, daha sonra da 1,5 yemek kaşığı da instant mayayı ekliyorum ve ılık suyla yoğurmaya başlıyorum artık. Evet, ilk önce 1 su bardağı suyu ısıtıyorum. 1 su bardağı daha ekliyorum ve şu şekilde hamurumu toparlamaya çalışacağım şimdi. Daha su ekleyeceğiz ama biraz bir karıştırayım. Ilık su ekleyelim ki hamur mayalanırken çabuk mayalansın. 1 su bardağı daha su ekliyorum. Bu şekilde. Ben hamurumu elimle iyice bir yoğurup geleyim. Evet, 7 su bardağı una 3 su bardağı su yeterli oldu. Hamurumuz şu şekilde, bu kıvamda. Ben iyice yoğuracağım ki özleşsin, birbirlerine geçsinler. İyice yoğurduktan sonra geliyorum. Evet, iyice yoğurdum ve geldim. Yoğurma esnasında elinizi hafif bir şekilde yağlarsanız, çok abartılı olmayacak şekilde yağlarsanız hamurunuzu böyle yoğurmak daha kolay oluyor. Ben o şekilde yoğurdum. Ağzını da kapatıyorum ve mayalanması için kenara alıyorum. Evet, hamurumuz mayalanırken biz de pizzanın üstüne ekleyeceğimiz şeyleri hazırlamaya başlayalım. Evet, pizzamın bütün malzemelerini hazırladım. Şimdi yapılışına geçiyorum. Bu süre zarfında da hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Puf puf olmuş. Şu şekilde. Şimdi pizzamızı yapmaya başlayalım artık. Evet, tezgahımızı güzelce temizledik, kuruladık ve bir parça şöyle un serpip puf puf kabaran hamurumuzu artık buraya alıyorum tezgaha. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle havasını alarak
Tezgah. Ve böleceğim artık. Kaç tane pizza yapmak istiyorsam o kadar böleceğim. Hamurunu da, hamurunun kalınlığını ne kadar istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok kalın hamurlu pizzaları sevmediğim için şu şekilde göz kararı bunu tepsime açacağım. Bunu da kalan hamuru yine leğenimin içine alıyorum ve ağzını kapatıyorum. Aldığım hamuru açmaya başlıyorum artık. Hemen. Harika bir tarif oluyor. Hamuru çok güzel oluyor. Ben hamurunu çok beğeniyorum. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde hamurunu açacağız artık. Bu şekilde üzerini bir çatal yardımıyla delikler açacağız ki hamurumuz kabarmasın diye. Şöyle. Ve hazırladığımız harçtan artık canımız nasıl isterse ekleyeceğiz. Mesela bazılarımız mantar sevmez. İşte bazılarımız mısır sevmez. İşte ona göre, isteğimize göre, evdekilerin isteklerine göre hazırlayacağız. Şöyle üzerine salçayla yaptığım sostan ekliyorum. Bu sos gayet güzel oluyor. Ayrıca domates sosu hazırlayanlar da var. Ama ben gayet memnunum bundan. Biraz, 2 fiskiye kadar karabiber serpiyorum. Böylelikle karabiber lezzetini ön planda tutuyor. Bu şekilde. Yapıyoruz. Üzerine hemen ben biraz kaşar serpiyorum. Artık gerisi canınızın isteğine bağlı. Ben yapmaya devam edeyim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında, fanlı çalıştırdığımız fırında altı üstü pişesiye kadar pişiriyoruz. O pişerken ben diğerlerine devam edeceğim. Su bardağı undan 6 orta boy pizza çıktı. Aşırı lezzetliydi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi unutmayın. Umarım güzel oluyordur. Yorumlarınızı altta bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.